Hocam iki önemli maç, İspanya ve Karadağ toplandınız ve başlıyor çalışmalar. Neler söylersiniz? Şimdi dediğin gibi Kasım'daki pencereyi, Kasım ve Kasım sonu Aralık başındaki pencereyi oynayacağız. İki maçta bizim için çok önemli. Her geçen gün yaklaşmakta olan bir dünya şampiyonası var ve biz bugüne kadar elde ettiğimiz sonuçlarla bu şampiyonaya katılmaya çok yakınız. Gerçi bunu daha henüz netleştiremedik ama her aldığımız galibiyet, her kazandığımız maç bizi oraya daha da yakınlaştırıyor. Tabii ki kendi seyircimiz, kendi sahamızda, ülkemizde oynayacağımız İspanya maçı çok değerli bizim için. Buradan bir galibiyet çıkarıp moralle Karadağ'a gitmek çok daha farklı olacak. Ama söylediğim gibi her rakip ayrı, her kazanılan galibiyet de çok değerli. İsmi çok önemli değil. Koç, tabii kadroyu da sormak istiyorum. Eksiklerimiz de var iki maç öncesinde. Sakatlar ve durumu belli olmayan oyuncuların genel değerlendirmesini yapar mısınız? Şimdi açıkçası son oynadığımız iki maça göre kadroda bayağı bir değişiklik oldu. Zaten NBA'deki oyuncularımız biliyorsunuz gelemiyorlar. Bir takım işte Euroleague takımlarımızın maçları var. Scottie bizde ilk maçta olamayacak. Yine keza Anadolu Efes'ten bütün oyuncuları almak istemedik. Böyle bir yani kulüpleri de burada düşünmek lazım. İşte milli takım tabii ki çok önemli. Ama bu süreç tabii her tarafı, oyuncular başta olmak üzere maalesef yıpratıyor. Biz de buna göre bir kadro yaptık ama değişik oyuncular şu an kadromuzda var son döneme ait. Tabii bunun ötesinde de maalesef dünkü lig maçında sakatlanan Melih'in durumu var. Melih Mahmutoğlu'nu bugün yapılan kontrollerden sonra kadrodan çıkarmak durumunda kaldık. Hani böyle sıkıntılarımız var ama sahadaki elimizdeki en iyi 12 oyuncuyla sahada galibiyet için mücadele yapacağımızdan eminiz. İnşallah bunun üzerine daha yeni bir terslik, bir sıkıntı olmaz. Koç, tabii bu iki maçlık zincirin ilk halkası İspanya maçı. Avrupa'nın çok deneyimli ekol ülkelerinden bir tanesi. O maçla ilgili nasıl bir öngörünüz var? Neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii İspanya takımı da değişik. Onlarda da Euroleague oyuncuları yok ama şu an mevcut kadrolarında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde oynayan ki en basit oyun kurucu pozisyonunda bizim ülkemizde oynayan oyuncuları var. Sayı krallığında birinci sırada. Hani bu takım farklılıklar var. İspanya senin söylediğin gibi çok ciddi bir ekol. Çok önemli kulüp takımları da var, milli takımda başarıları da var. Bizim için tabii buradan demin de söyledim, alınacak bir galibiyet sonuca etken edecek ama aynı şekilde bizi morallendirecek, ileriz için daha güçlü kılacak. Kadromuzda şu an çok genç oyuncular var. İlk defa belki yine milli olacak, İspanya maçıyla sahada milli formaya giyecek oyuncular var. İlerisi için de biz biliyorsunuz sonuçlar bazında Dünya Şampiyonası'na katılmak en büyük hedefimiz Çin'de olmak. Ama bununla beraber bu jenerasyona tecrübe kazandırabilmek ileriki dönemler için sahada çok daha ciddi, çok daha kendine güvenen oyuncular yaratmak istiyoruz. Böyle bir kazanım çok önemli. İspanya'ya çok saygı duyuyoruz ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız Perşembe günü. Burada Ankara seyircisinin de bizi yine yalnız bırakmayacağına eminim. Zaten biletlerin çoğu da tükenmiş. İnşallah çok güzel bir ortamda, güzel bir gece yaşarız hep beraber. Son olarak Melih'in kadrodan çıkartıldığını söylediniz az önce. Yerine herhangi birini çağıracak mısınız yoksa bir şey eksik mi devam edeceğiz? Çağıracağız, bir ekleme yapacağız. Bu akşam onunla ilgili bir zaten antrenmana şimdi bu toplantıya gelmeden önce bir takım konuşmalarımız oldu. Belki bir ilave daha yaparız. Artık kendi içimizde de çözme yöntemine gidebiliriz. Yani süreç de çok kısa çünkü her yeni oyuncu demek, işte şimdi Sinan bizle beraber değildi son dönemde, Oğuz keza öyle, Tolga yine aynı şekilde öyle. Yine yeni gelecek bir oyuncu, hani burada bugünden sonra sadece iki tane çalışma günümüz var. Hani böyle bir süreç de yok önümüzde, hazırlanmak için istediklerimizi öğretip onlardan sahada bunları uygulamalarını yapması için. Beklemek için süreç de yok. Tabii bu da bizi biraz sıkıntıya sokuyor. Ama demin söylediğim gibi en iyisini yapıp sahada inşallah kazanan bir milli takım olacak Perşembe akşamı. Teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin.